Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kortej halinde Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. İyi akşamlar. Bugün 15 Temmuz 2024. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da güne dair çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Biz de şu an o etkinliklerden birisi olan kortej yürüyüşündeyiz. Ellerinde Türk bayraklarıyla 12 Şubat Parkı'nda toplanan vatandaşlar slogan atarak tekbir getirdi. Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaklaşık 100 metrelik dev Türk bayrağı ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar yürüyenlere polis ekipleri de eşlik etti. Kortej yürüyüşü esnasında Aksu TV canlı yayınına katılan protokol üyeleri 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine, birlik ve beraberliğine kasteden hain FETÖ'ye, Kahramanmaraş'ta ve tüm Türkiye'de en ağır darbenin vurulduğu gün olduğunu vurguladı. Gördüğünüz gibi bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle beraber birlik ve beraberlik içerisinde bugünün ruhuna uygun bir şekilde yürüyoruz. Programımız gece boyunca devam edecek. 12-13'te selayla sona erecek inşallah. O karanlık gecede üzerinden 8 yıl geçti. O gecenin aydınlık sabahına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla meydanları dolduran aziz hemşehrilerimiz, aziz milletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine sahip çıktı ve hem dış güçlerin hem içerideki hainlerin düşüncelerini, emellerine fırsat vermedi. 8 yıl önce tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Bu ülkenin, bu toprakların nasıl vatan olduğunun bir cevabıdır. 15 Temmuz'un gecesinin sabahı. Tüm hemşerilerimizle beraber tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminin bugün 8. seneyi devriyesi. Hemşerilerimiz de o gün nasıl birlik beraberlik içerisinde olduysak o günden bugüne de her yıl seneyi devriyesinde bu hain darbe girişiminin yine birlik beraberlik içerisinde o günü anıyoruz. Tabii 252 vatan evladımız o gün şehit oldu. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. O gün canlarını adeta siper eden çok değerli hemşerilerimiz vardı. Gazi olanlar vardı. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Tabii bu birlik beraberlik çok önemli. O gün bu darbe girişimi bu büyük birlik beraberlik sayesinde önlendi. Allah göstermesin aksi olsaydı onu düşünmek bile istemiyoruz. O yüzden bu memleketin her zaman bir ve beraber olmaya ihtiyacı var. Bugün de onu bir kez daha gösteriyoruz. Dünyaya gösteriyoruz, aykırıyoruz. Üzerimizde plan kurmak isteyen herkese aykırıyoruz. Evet, bugün 15 Temmuz. Bugün hain terör örgütü FETÖ'nün milletin iradesine, milletin egemenliğine kalkışmasının, fakat bunun akabinde kahraman milletimizin, kahraman bu milletin gerçek kahraman emniyet güçlerinin ve yine aynı şekilde kahraman askerlerimizin milletimizle birlikte bunu püskürtüşünün, bunu bertaraf edişinin 8. seneyi devriyesi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bunun gururunu ve onurunu taşıyoruz. Tabii ki biz her şeyden önce burada canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Yine aynı şekilde gazilerimizi bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler nasip eylemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de hep bu şekilde, hep buradaki gibi birlik içerisinde olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve tabii ki de ülkemizi, topraklarımızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz. Allah'ın bir daha bize o günleri göstermesin inşallah diyorum. 15 Temmuz kurtuluştur. 15 Temmuz bu milletin yeniden dirilişidir. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatanın bütünlüğüne göz dikmiş olan hainlere bizzat bu milletin verdiği ilk bir cevaptır. Bütün darbe teşebbüsleri başarılı olmuştu. İlk defa 15 Temmuz'da püskürtüldü. Bu da milletimizin 12 Şubat ruhuyla tüm Türkiye'de
hainlere verdiği bir cevap olmuştur. Yaşadığımız darbe girişiminin üzerinden 8 yıl gibi bir zaman geçti. Tabii Allah bir daha o acıları kimseye yaşatmasın. Milletimizin ferasetiyle ve demokrasiye sahip çıkmasıyla ve topyekün milletimiz bu darbe girişimine mani olmuştu, biliyorsunuz. O günleri tekrar hatırlıyorum ben şu an. İlk haberi aldığımızda saat 9.15 civarı ve hatta ben inanamamıştım yani bu devirde bir darbe girişimi nasıl olabilir diye. Ama çok şükür ki artık ülkemiz o badireleri atlattı. Önünde de bir engel kalmadı. Kahraman halkımızın demokrasi ve milli birlik beraberlik bayramını kutluyorum. Bu darbe kalkışması milletimizin bağrına bir hançer gibi saplanmıştı. Ama halkımızın duyarlılığı, vatan, millet, mukaddesat uğruna vermiş olduğu mücadele sonucu bertaraf edildi. Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Unutmadık, unutturmayacağız inşallah. Milletimizle birlik içerisinde, vatandaşlarımızla aynı coşkuyu hissederek bir kortej yürüyüşünde beraberiz. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Aklını kiraya vermeden ve tarihinden, kültüründen, inancından aldığı güçle geleceğe yönelik gençleri yetiştirmek olarak bizim de en önemli hedefimiz milli eğitimi olarak önümüzde ve inşallah bu nesilleri yetiştirdiğimizde bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamış oluruz.